Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size bugün bu şakşuka boncuklarıyla yaptığım modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Zil butonunu açarak çektiğim videolardan haberdar olabilir. Kırmızı abone ol butonuna basarak da abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi size bugün bu şakşuka boncuklarının her tuhafiyede bulabilirsiniz bunlar arkadaşlar. Her renkten, paketi 1,5 2,5 o civarda alabilir. Şöyle incileri biliyorsunuz zaten küçük boyu incilerimiz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar, modelimizi şurasını tomurcuk 4 zincirden tomurcuk yaptığımız yerlere de inci koyabilirsiniz bu tomurcuklara inci koyabilirsiniz bu şekilde de renklendirebilirsiniz ben sade deneyim istedim hani ütüye her şeye rahatlıkla kullanılsın bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar İkişer zincir çekerek tığ battığımızı hazırlıyoruz bu şekilde ve tığ battımızın içine sık iğne ile girdik ipimizi tutturduk yeni başlarken de aynı bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile giriyoruz ve buraya ben iki zincir çekerek başlıyorum bir iki zincir bir defa tığımın başını doluyorum yandaki tığ battıya hemen girip iki iki olarak bu şekilde küçük bir trabzan yaptım dört zincir dört zincirimi trabzanıma tomurcuk olarak bu şekilde kapattım 2 tane sık iğne yapıyorum buraya 1 2 3. sık iğnemi de yandaki tığ battıya girerek bu şekilde kapattım Evet arkadaşlar 5 tane gördüğünüz gibi bu şekilde sık iğneli trabzanımız var tomurcuklu sık iğneli minik minik trabzanlarımız var Şimdi arkadaşlar 5 tane en çok 7 tane bu şekilde arayı verebilirsiniz. Şimdi buraya arayı verdikten sonra çiçeğimiz için yaprak yuvası hazırlayacağız. Onun için iki şer zincir çekerek bu şekilde 5 tane tığ battı hazırlıyoruz. 1 2 zincir. Yandaki tığ battıya girip zincirimi kapattım. Buraya bir tığ battı yaptım. 1 2 zincir. Kapattım tığ battım. Tığ battılarımın üzerine 5 tane 2 zincir çekerek tığ battı yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 8 zincir çekip 5 6 7 8 dönüyorum. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battının içine bu şekilde kapattım. Geride 2 tane tığ battım kaldı hemen sık iğne yapıyorum buraya kapattım 1 2 3 zincir döndüm bir defa tığımın başını doluyorum yuvaya girip 2 2 olarak aldım 2 tane trabzan yaptım yani arkadaşlar yaprağımızın yapımına başlıyoruz bir defa doladım yine yuvaya girdim 1 2 2 3. trabzanı 2 defa doladım. 2 2 2 alarak 3 seferde çıkardım. Tekrar 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 Tamamdır arkadaşlar. Trabzan sayım 5'e ulaştı. Hemen üzerine 4 zincir çekip trabzanımın arasına bu şekilde tomurcuk olarak kapattım. 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. de bu şekilde yuvada yaparak yaprağımı bitirdim arkadaşlar 3 tane zincir ipimi uzattım ilk önce arkadaşlar incimi alıyorum bu şekilde takıyorum tığıma sonra buradaki şakşuka boncuğumu alıyorum sonra bıraktığım bu ilmekten tutup arkadaşlar geçiriyorum bu şekilde ilmeğimi incimden de geçiriyorum bu şekilde ipi bırakıyorum buradaki alttaki sadece şakşukanın içinden geçiyorum arkadaşlar ipimi tuttum İpimi bakın bu şekilde şakşukanın içinden arkaya doğru çektim. Şimdi arkadaş şu parmağındaki ip var ya bu parmağındaki ipi çekilince bakın tığımdaki ip de şu baş ip sarılı parmağım geridirince ipim de küçüldü. Örme boyutuna geldi. 3 zincirimizin üzerine sık iğne yapıyoruz. Buradan girdim 3 zincirimin arasından bir tane sık iğne yaptım buraya sık iğne ile burayı dal yapıyoruz arkadaşlar şakşukamıza 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 oldu bu şekilde 7. de yuvada yaptım kapattım 1 2 3 zincirimi yine çektim arkadaşlar bu şekilde ipimi uzattım bıraktım İncimi alıyorum, şakşuka boncuğumu alıyorum. Şimdi bu bıraktığım ipe taktım. İpiden şakşuka mıttan ipimi geçirdim. Sonra da incimi geçirdim. Yine ipimi bu şekilde bıraktım burada. Bakın arkadaşlar, ipimi bıraktım. Sadece alttan şakşuka'nın içinden geçiyorum ipimi tuttum incim kaldı orada incim mi? ipimin gelmemesi için bu şekilde şu baş parmağıma sarılı ipi hafif gerdirdim gerdirdim sonra bu yaptığım zinciri sık iğne yapıyorum bu sık iğnelerde şakşuka çiçeğime dal oluyor arkadaşlar 3 4 ve 6. Şöyle arkadaşlar iki dalın birbirine müsavi eşit büyüklükte olmasına dikkat edin yeter. Biri uzun biri kısa olmasın. Yedinciyi de bu şekilde arkadaşlar yuvada kapattım. İkinci yaprağımın yapımına geçelim. İki zincir. Bismillah. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 aldım bir defa doladım. 1 2 2 3 oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 4 oldu. Yine 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2 2 olarak aldım. Buraya 5. trabzanımı yaptım. Hemen bu trabzanımı 4 zincir çekip kapattım. Tomurcuk yaptım. Burayı 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 3 4 5 6 6 tane sık iğneyi doldurdum. 7. sık iğneyi buradaki ana yuvaya kapatıp bu şekilde 1 2 zincir. Hemen yandaki tığ battığıma girdim bu şekilde arkadaşlar yine iki tane bu şekilde tığ battı yapıyorum sonra bu trabzanlı sık iğneye geçeceğim arkadaşlar iki zincir çektim bir defa doladım hemen yandaki tığ battıya iki iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım dört zincir bu şekilde kapattım trabzanımı. Bu tekli trabzana da iki sık iğne, yandaki tığ battıya bir sık iğne geçişi bu şekilde minik bir trabzanlar ara suyla yapıyorum. İki zincirimi çektim. 2 2 olarak aldım. Dediğim gibi arkadaşlar şu incilerden buraya koyabilirsiniz 4 zincir yerine. Hemen bir zincir çekip İncinizi alır. Sonra tekrar bir zincir çekip kapatabilirsiniz. 1 iki. Onu daha önceden bu yeşil ipede de incimizi dizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kapattım buraya. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Trabzanım hazır. 4 zincirimi kapattım tomurcuk olarak. iki sık iğne Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi böyle tek sıralı gibi bir zincir çekip ipimizi koparalım arkadaşlar. Sıralı gibi dedim yani arkadaşlar gördüğünüz gibi tek iple boncuklarını takarak güzel bir oya yapabilirsiniz. Böyle rengarek hemen kolay bir şekilde çabucak İki gününüzü oturursanız belki bir gününüzü alır arkadaşlar. Böyle evinizin işiyle temizliğiyle yemeğiyle yaparsanız iki gününüzü alır belki ama işinizi tutmayıp yaparsanız bir günde bitirebilirsiniz. Hani bir halk eğitim müdürüne bir bayanın eşi yazı yazmış arkadaşlar. İyi hoş güzel bayanlarımıza bir şey öğretiyorsunuz da. Bir de hani şeyi temizliği falan geçtik. Acımızdan öyle yirik mi? Öyle bir şey vardı arkadaşlar. Onu duymuştum. Oysa yani eğer temizliğinizi, yemeğinizi yapmaz, oya yaparsanız bir günde bitirirsiniz. Eşleri de kızdırmamak lazım arkadaşlar. Değil mi? Yemeğini çayını koyup ondan sonra biz de el işimizi kenara alıp oturursak kafamız da rahat eder en azından. Yani her dırdırı da hani onlar bizim dırdırdan şikayet ediyor ama Herif dırdırı da bazen çekilmiyor. Onlar da çok çay olmayınca, aşı çorbası önüne gelmeyince darlanıp bize sataşıyorlar. O yüzden hemen çay çorbayı bir tarafı yapıp ondan sonra el işimizi alsak kafamız rahat eder en azından arkadaşlar. Evet modelimizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.